Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Gmail web arayüzünden etiketlemeyi yani klasörlemeyi göstermeye çalışacağım. Nedir bu etiketleme? Hemen kısaca bahsetmeye çalışayım. Piyasada daha çok mail uygulaması olarak herkesin bildiği gibi Microsoft Outlook tercih edilmekte. En büyük avantajlarından biri de sol bölümde yer alan Outlook üzerinde sol bölümde yer alan klasör düzenlemesinin ve içerisinde kurallar oluşturularak o gelen maili istediğine klasöre taşımak gibi avantajlarından bahsedilmekte. Şimdi aslında bu aynı işlem Gmail'in web arayüzünde de yapılabilmekte. Birçok kullanıcı bundan haberdar olmuyor. Bu işlemleri ister bireysel Gmail adresinizde, isterseniz iş uzantılı yani business adreslerinizde de bunu yapabilirsiniz. Bu işlemleri yaptıktan sonra aslında Gmail'in de ne kadar akıcı ve rahat kullanıldığını görmüş olacaksınız. Çok basit birkaç adımları var bu klasörleme düzeni göstermek için. Ben işlemlerimi kendi kişisel Gmail adresim üzerinden göstermeye çalışacağım. Web arayüzünden. Bu yaptığım işlemlerin birebir aynısı zaten iş Gmail'inizde de olacaktır. İsterseniz daha fazla lafı uzatmadan işlemlere başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle tabii ki Gmail'imizin web arayüzüne erişiyoruz. Buradan hızlıca işlemlere başlayalım. Burada bakın benim daha önceden kendi bireysel oluşturmuş olduğum etiketleri göreceksiniz zaten. Yani burayı gizlemeye gerek duymadım. Çok özel bir durum yok burada. Ben hızlıca işlemlere başlayayım. Hemen sağ üst köşede çark işaretine basıyoruz. Tüm ayarları görüntülüyoruz. Ama ondan önce özür diliyorum. Bir etiketleme oluşturacağım için hemen şuradan bir kural oluşturacağım için şunu bir kopyalayayım. Çarka basıyoruz. Tüm ayarları görüntülüyoruz. Filtreler ve engellenen adresler tabına geliyoruz. Daha önce bir oluşturmuştum, onu bir sileyim ben. Şimdi yapacağımız işlem filtre ve engeller adresi bölümüne gelip yeni filtre oluştur diyerek karşıma pencerenin çıkmasını sağlıyorum. Bu pencereden kısaca bahsedeyim. Burada az önce bahsettiğim gibi Outlook'ta yapılan kurallama yani gelen bir maili şu kullanıcıdan gelen maili şu klasöre taşı, şu klasöre aktar gibi seçenekler için lazım. Burada gönderi adresi az önce kopyaladığım adresi yazıyorum. Ben diyorum ki bu uzantıdan, bu mail adresinden gelen maili şu klasöre aktar diyeceğim. Ama ondan önce de yine hem bu kullanıcıdan gelsin ama alıcısı bensem o klasöre taşı diyebiliyorsunuz. Keza konusunu belirtebiliyorsunuz. Şu konu başlıkla mailleri taşı diyebiliyorsunuz. Mail içeriğinde geçen kelimelere göre ya da geçmeyen kelimelere göre yapabiliyorsunuz. Ya da şu boyuttan büyüktür ya da küçüktür seçenekleri var. Mailde ek varsa, ek dosya varsa, sohbet varsa diye seçebiliyorsunuz. Bu artık sizin tercihinize kalmış. Ben bir sonraki adıma geçiyorum. Filtre oluştur diyorum. Filtre oluştur deyince bakın burada sayfa değişti. İsterseniz oluşturduğunuz kuralda bu kullanıcıdan gelen maili gelen kutusuna gösterme, direkt arşiv bölümüne taşı diyebiliyorsunuz. Ya da direkt okundu olarak seçebiliyorsunuz. Yıldız ekleyebiliyorsunuz. Etiket uygula. İşte işlem burada yapacağız. Ben diğerlerinde bahsedeceğim. Yönlendir bölümü var. Şu kullanıcıdan gelen bir mail olduğu zaman şu kullanıcıya yönlendir yapabilmeniz için buraya bir adres girmeniz gerekecek. Ve bunu yaptıktan sonra bu kişiden mail gelir gelmez o kişiye mail otomatik sizin hesabından gönderilmiş olacak. Sil seçeneği var. Hiç görmek istemediğiniz bir mail olur. Direkt sil diyebilirsiniz. Asla spam'a gönderme. Şablon, başka bir şey geçiyorum. Her zaman önemli e-postalara ekle ya da hiçbir zaman e-postalara ekleme. Uygulanacak kategori. Bunları geçiyorum. Bizim yapmamız gereken şey başka. Aynı zamanda bakın şu anda bu kullanıcıdan gelen işleşen 3 tane mail olduğunu söyledi bana. Bunu da seçiyorum. Ve bir sonraki adıma geçiyorum. Etiket uygula bölümünü seçiyorum. Ve burada var olan bir etiketiniz yok olduğunu varsayarak yeni etiket diyorum. Etiket adına Google AdSense diyelim mesela ben. İsterseniz bu etiketi daha önce oluşturmuş olduğunuz başka bir etiketin altına da seçebiliyorsunuz. Ya da direkt sol tarafta
gözüksün, etiketin başka bir etiketin içinde olmasın da diyebiliyorsunuz. Ben başka bir etiketin içinde olmasını şu an için istemiyorum. Bunu isterseniz dediğim gibi seçebiliyorsunuz. Ya da seçelim. Mesela benim daha önce oluşturduğum diğer etiketi var. Onun altına gelsin. Oluştur dediğim andan itibaren sol tarafta etiketin geldiğini görürsünüz. Filtre oluşur dediğim andan itibaren ise Google, yani şu uzantıdan ads-noreply@google.com'dan gelen maili bakın burada topladığını göreceksiniz. Buranın en güzel yerlerinden biri de şu. Bu gelen mailleri renklendirebiliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Oluşturduğunuz etiketin yanına geliyorsunuz. 3 noktaya basıyorsunuz. Etiket rengi. Bakın burada istediğiniz rengi seçebiliyorsunuz ya da özel renk ekleyip kendiniz bir renk seçebiliyorsunuz. Ben standart klasik bir renk seçeceğim. Mesela olmayan bir renk olsun diye başladım ama yeşil de var. Şuradan tamam tekrar koyu yeşili seçeyim buradan. Buradaki de aynı olacak ama neyse. Şimdi burada güzel olan şeylerden biri de şu. Bu etiketlemeyi ister benim yaptığım yöntemle otomatik taşısın diye biliyorsunuz. İsterseniz de manuel şu şekilde de taşıyabiliyorsunuz ve buradan gittiğini göreceksiniz. Şimdi buraya neden işaret koymadı? Çünkü bunu gönderen adresi farklı. Bakın. O yüzden herhangi bir etiket koymadı. Ben bunu geri taşıyorum. Bir de güzel şeylerinden biri de şu. Bunu buradan kaldıralım. Bakın gelen kutusunda aynı zamanda burada yeşil renkli işaretlediğimiz için gelen kutuda bu kullanıcının yeşil renkte olduğunu görebiliyorsunuz. Ve bu sizin önem derecenize göre değişebiliyor. Bunu kırmızı yaparsanız burada kırmızı görürsünüz ve daha gelen maili dikkatinizi çekecektir. Ama ben bunu buradan görmek istemiyorum diyorsanız da bu maile girip etiketi gelen kutusu etiketini kaldırdığınız zaman sadece o mailin burada olduğunu görürsünüz. Artık gelen kutunuza gözükmeyecektir. Ben mesela hızlıca bir şekilde tek tek bunları seçeyim. Bakın hepsini gelen kutusu etiketini kaldırdığım için sadece Google AdSense etiketi yani klasöründe görmüş olacaksınız. Bu sayede hem gelen kutunuzu daha efektif ve daha akıcı kullanabileceksiniz. Gereksiz karmaşıklıktan kurtulabileceksiniz. Bir de Gmail'in tabii ki en güzel yanlarından biri ne kadar mail olsa bile bu başka bir konu tabii ama çok hızlı bir arama şeyi var. Hızlı bir arama süresi var. Yani bir mail ile alakalı bir bilgi girdiğiniz an itibaren gerek konu, gerek gelen ya da gönderilmiş bölümü fark etmiyor. O yazı girdiğiniz zaman çok hızlı bir şekilde size sonuçlar verebiliyor. Şimdi diğer bahsetmek istediğim konu da şu. Bu etiketleme yöntemini birebir kullanmış olduğunuz mobil cihazınıza da görebilirsiniz. Mobil cihazınıza Android olsun ya da iOS olsun, Apple'ın kullandığı iOS olsun. Orada da Gmail'in kendi yazılımını kurup da hesabınıza login olduğunuz zaman birebir şu sol bölümde gördüğünüz bütün düzeni aynı şekilde cep telefonunuza görebiliyorsunuz. Oradan da etiketlemeyi seçip onu da kaldırıp keza ekleyebiliyorsunuz. Gmail etiketleme ile alakalı yani klasörleme ile alakalı anlatmaya çalıştığım şey buydu. Çok daha efektif ve faydalı olduğunu göreceksiniz. Şimdilik anlatmak istediğim şeyler bu kadar. Umarım size bir faydası dokunmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenmeyi, abone olmayı kanalıma ve takıldığınız herhangi bir noktada yorumlar kısmından bana soru sormayı lütfen ihmal etmeyin. Tekrar teşekkür ederim bildiğiniz için. İyi günler, iyi akşamlar dilerim.